Herkese merhaba. Yine ben, yine yeni farklı kamera açısı ve yine azalmış saçlar. Yapacak bir şey yok. Neyse, lafı uzatmadan konuya gireceğim. Bu videoda da farklı bir içeriğe değineceğiz. Evet, başlıkta gördüğünüz gibi Alchemy RPG'nin fiziksel ürünlerine bakacağız. Ya bunu söylemek biraz komik. Yani daha doğrusu alışılmadık. Neden? Çünkü Alchemy RPG fiziksel bir şey değil ki. Alchemy RPG bir yazılım ve bir sanal masaüstü ortamı. Peki ben size ne göstereceğim? Muhtemelen bakmamış olduğunuz bir takım ürünler göstereceğim. Bunun için de hemen ne yapıyoruz? İkili kamera sistemimize hop geçiyoruz. Tabii bu kadar yakından şöyle biraz genişe alalım. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi ben size daha önce şeyle ilgili Alchemy RPG ile alakalı bir şeyler anlatmıştım. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Wason ve Alchemy RPG'nin uyumuyla alakalı bir video paylaşmıştım. Şu sol alttaki ikon çıkıp gitmeseydi güzel olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Irion sponsorluğu da değil ki. Yani Irion desteğiyle, varlığıyla iki kamera yayınımıza hoş geldiniz. Neyse. Böyle bir şey geldi bana. Ben bunu tabii Kickstarter'dan desteğini falan attım. O yüzden geldi. Ben gelmez diye bekliyordum ama geldi. Öyle de ilginç bir yanı var. Neden gelmezdi diye bekliyordum onu söyleyeyim. Ben bu arkadaşlara destek atacağım dedim. Ondan sonra tam böyle şey bittiğinde, Kickstarter bittiğinde tam o zaman da param çıkışmadı. Bir takım sıkıntılar oldu falan. Geçen senenin olayı zaten. Yanlış hatırlamıyorsam Nisan falan olması lazım. Neyse. Param çıkışmadı. Hakikaten böyle işlerin kötü olduğu bir zamana denk geldi. O yüzden de desteği alamadım. Almak istediğimi alamadım. Ama Backer Kit'e beni eklediler. Ondan sonra işte bir şeyler oldu, şu oldu, bu oldu falan filan derken başka şeylere paralar gitti. Bu kaldı. Ondan sonra bir gün bir baktım. Göndermişler. Lan ne alaka dedim. Harbi harbi göndermişler. Ondan sonra madem siz gönderdiniz ben sizin paranızı ödeyeyim dedim. Adamlara ulaştım. Paralarını ödedim. Çünkü bize kimsenin hakkı geçmez. Ardından böyle bir içerikle de karşılaştık. Bunu şöyle biraz zorlayarak açıyorum. Biraz zor hakikaten. Burada bir kod var ama ben bu kodu zaten girdim. O yüzden yani hiçbir çakallık şu noktada bir şey değiştirmeyecek. Ama burada bir takım kartlar var ki önemli olan şey de bu. Yani bunun aslında hiçbir anlamı yok. Bunun anlamı ne biliyor musun? Bu böyle şey gibi hani destekçi olan insanlar böyle bir nişane gibi bir şey. Ama bunu sizinle bir paylaşmak istedim. Öncelikle şeyi söyleyeyim. Ben horror seti aldım. Ve yani herhalde karşılaştığım en kötü horror bundle'ı diyebilirim. Burayı bir de İngilizce söyleyeceğim. Hani belki yapımcılar bir şekilde videoya denk gelir. Lan ne anlatıyor bu adam deyip dinlerler diye. Şöyle diyeceğim. Your work is magnificent, but I have to say that this is the worst horror pack I ever had. Because it has some weird Dungeons and Dragons shit that I will never use in my life, in my, I don't know, any kind of reincarnations in this observable universe. And I still paid the first full value of the product. Şimdi, but your work in general is really magnificent. I really like what you did there. Evet, bunları söyledim. Bunu neden söylediğimi açıklayacağım. Şimdi, Wason, tamam, horror şeyinde hologramı bayağı foil magic kartı bulmuşum gibi bir Wason var. Bunun böyle olmasının sebebi enhanced olması bu arada. The Darkest House var. Bu Monte Cook Games'in oyunu. Bu da enhanced versiyonla geldi. Bunu ben add-on olarak aldım bu arada.
Bak saçma, bak saçmalık burada. Bir horror pack var ama Darkest House addon olarak alınabiliyor. Lan Darkest House horror, horror lan bu. Neyse. Call of Cthulhu var. Okey. Forbidden Lens var. Nedenini bilmiyorum. Şey olabilir. Nedir adı? Stretch goal muhabbetleri oluyor Kickstarter'da. Belki o yüzden olabilir. The Genesis var. Bu oyunu muhakkak görmüşsünüzdür. Bu yanlış hatırlamıyorsam şey olandı. PDF'leri ücretsiz olan oyundu. Hatta şey zamanı, Covid zamanı bayağı konuşulmuş bir oyundu. Biz de zamanında Discord'da insan varken konuşuyorduk. Mutant Year Zero var. Bu da muhtemelen şeyden dolayı, Stretch Goal'dan dolayı. Twilight 2000 var. Bu da muhtemelen Stretch Goal'dan dolayı. Ruins of Simbarum var. Yine aynı şekilde Stretch Goal'dan dolayı diye tahmin ediyorum. Mesela Pathfinder Kingmaker var. Ya kim sikler Pathfinder'ı? Benim burada Call of Cthulhu'm var. Ne bileyim işte Wason'ım var. Hadi Fantastico bir şey söyleyeyim. Forbidden Lens'im var. Ya en kötü ihtimalle Ruins of Simbarum'um var. Bunu ne yapayım yani? Useless. Burada böyle bir kart var. Bunun içinde de kodu var. Bunu da yapıştırdım. Bu da stretch goals şeyi. İşte bu bahsettiğim şeyler. Sonra bana diyor ki Maelstrom Curse of the Albatros. Kendisi bir adventure'mış. Şöyle bir bakıyorum. Yani bu muhtemelen böyle D&D falandır. Ne gerek var? Helianas Guide to Monster Hunting. D&D ne gerek var? Steinhardt's Guide to the Eldritch Hunt. Yani ne yapacağım ben bunu? Ve Ultimate Bestiary. Abi sen D&D'sin. Ben D&D'yi ne yapacağım? Ben D&D'yi oynatmayacağım ki. Oynatmayacağım. Açık ve net. Bak şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane parasını ödediğim şekilde gelen oyunlar var. Ben bunları kullanmayacağım. Kullanmayacağım. Sen neden bana bunları verdin? Böyle bir sıkıntı söz konusu. O yüzden yine sol köşeye logo gelmiş. Sanırım belli bir saatten sonra, belli bir süreden sonra, hani uzun bir süre açık kalınca logo geliyor. Neyse gelsin, yapacak bir şey yok. Böyle çeşitli kartlarımız var. Kartlar gerçekten güzel duruyor ve tam anlamıyla bir nişane tadında duruyor. Yani bir anı diyebileceğimiz şekilde duruyor. Güzel bir tasarım. Bir de böyle parıl parıl ya. Şimdi bak, hayatında trading card game oynamış ama fiziksel trading card game oynamış her insan foil gördü mü böyle bir çıkmıl tamır oluyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle içi pıpır pıpır oluyor. Diyorsun ay sen ne güzel böyle renk renk parlıyorsun falan yapıyorsun böyle. Bir anda o kimliğe bürünüyorsun. Diyorsun ki ben bir anda etnik olacağım çünkü gereksiz mutluyum diyorsun. Okey. Ama dedim ki ya bu benim yaşadığım çok büyük bir saçmalıktı. Üzgünüm. Ama en nihayetinde şöyle de bir durum var. Alchemy'de hazırlanan oyunları tanıtma girişiminde bulundukça bana zaten şeylerini yolluyorlar. Bazı şeylerin kopilerini yolluyorlar. Ve işin ilginç kısmı çok istediğim bir tane şey vardı. Artık buranın bir şeyi kalmadı. Şuraya girmeden. Benim çok istediğim bir modül vardı. O da Vastgrim. Vastgrim nedir diyecek olursanız şöyle diyebilirim. Merkburg temelli bir uzay bilim kurgusu ama birazcık da böyle canavarlı manavarlı falan bir uzay bilim kurgusu Merkburg'u oyunu. Yani cyborg değil direkt olarak. Ama Cyborg'la Merkborg arasında sıkışmış bir yerlerde diyebilirim. Hatta şey düşün. Cyborg, Merkborg, Dead in Space. Bu bir üçgen düşün.
Neyse. Bir üçgen düşün. O üçgenin tam merkezinde cükş böyle tam merkezinde Vast Green var. Denemek istediğim bir oyundu. Oynatmak istediğim bir oyundu. Çekilişten çıktı. Ulan ne acayip ya. Ne acayip. Çekilişten çıktı. Güzel de oldu. Yani daha henüz sanırım Alkemi'ye şey dışında, bu pek dışında bir kere para ödedim. O da şeyden dolayı 6 aylık subscription'ım bitti. Şimdi şöyle bir olay var. Biraz Alkemi üzerinde konuşayım istiyorum. Alkemi üzerinden kendi oyununu yaratabiliyorsun. Yani bu ne demek? İşte orada bir karakter kağıdı olayı var. Orada işte action formula kısmı var. Action formülü oluşturabiliyorsun. Ve bu şekilde kendi karakter kağıtlarını oluşturabiliyorsun. Yani bir otomasyon sistemi oluşturabiliyorsun. Ancak bazı şeyleri henüz kabul etmiyor. Ne gibi? Mesela hit point yerine condition. Daha bu oturmuş bir mevzu değil. Şu an büyük bir merakla, büyük bir heyecanla bunu bekliyoruz. Bunun dışında işte böyle tracker'lı oyunların gelmesini bekliyoruz. Blades in the Dark'ın gelmesini bekliyor herkes mesela. Büyük bir heyecanla. Böyle böyle bir takım eksiklikler var. Bu eksiklikleri tamamladığımız zaman, yani daha sonra tamamladıkları zaman daha güzel bir platform olacak. Ve mesela şöyle bir şey var. İşte yakın zamanda Dragon değil. Dream Heist diye bir oyun çıkaracağım. Mesela ben bu oyunu Alkemi'ye direkt uyarlayabiliyorum. Yani birebir şeklinde değil, birebir otomasyon şeklinde değil. Zaten o imkansıza yakın, kodlamıyorsan imkansıza yakın bir şey. Ama değerleri belli olan ne bileyim işte skill'leri vesaireyi falan takip edilebilir bir şekilde ekleyebiliyorum. Aslında condition şeyini de ekleyebiliyorum. Ama çok yer kaplıyor. Yani daha kompakt bir versiyona geçmesi için condition mekaniğini destekleyen bir açık kod olması lazım. Açık kod demek yanlış olsun. Yani orada bir kod bloğunun olması lazım. Yani işte görsel o şeyin olması lazım. Mesela Wason'da o çalışıyor. Ama Wason'da onun çalışmasının en büyük sebebi şu. Adamlar Wason için onu özellikle yapmışlar. Yani sen custom bir şey yarattığın zaman onu henüz kullanamıyorsun. Onu bir çözseler gerisi akacak gibi. Bunun dışında şey kısmı gayet güzel. Bu enhanced versiyonların işte o müzik ayarı mevzusu çok güzel bir olay. Onun dışında bir sürü oyun destekliyor ve daha fazla da gelecek ki bunlardan bir tanesi Cult. Ve ben şu anda Cult'ı custom olarak oluşturdum bile. Yani sahneleri falan yerleştirip hatta The Black Madonna campaign'ini oynatmak istiyorum. Deneyeceğiz. Oluyor mu olmuyor mu ya da ne kadar oluyor göreceğiz. Yani custom müzik eklediğin zaman o enhanced müzik olayını kullanamıyorsun. O biraz tanımı kaçırıyor. Ama şeyin olayı, Alkemi'nin olayı oyunları sahne sahne oynatmak. Ne gibi? Mesela otelde geçen bir sahne için bir otel background'ı ve o otel background'ına özgü bir müzik. Oradan işte başka bir şeye geçtin. Nedir mesela? Otelden örnek veriyorum kütüphaneye geçtin. Bir kütüphane görseli. Kütüphane görseliyle birlikte gelen o kütüphane ortamıyla alakalı bir müzik. Belki bir ambiyans sesi. Bunlar böyle combo şeklinde gelebiliyor. Ya da bazı sesleri, bazı özellikleri GM action olarak atayabiliyorsun. Ve herhangi bir karakter kağıdı üzerinden kullanmadan direkt action'lar arasından seçip anında kullanabiliyorsun. Mesela böyle diye bir ses duydum. Öyle bir ses kaydı buldum diye. Koydun oraya. Dedin ki böyle bir şeyle denk geldim. Tak bastın. Herkes duydu. Bunları yapabiliyorsun. Ya da zar attığın zaman şöyle bir ses geliyor gibi bir şey yapabiliyorsun. Yani şu aksiyonu kullanırken zar attığında şöyle bir ses geliyor gibi efektler kullanabiliyorsun. Bence bunlar çok güzel şeyler. Burada tabii sıkıntı nerede çıkıyor? Sıkıntı aslında Battle Grid kullanmak istediğin zaman çıkıyor. Ki ben bunu şeyde net bir şekilde yaşadım. Wason'da net bir şekilde yaşadım. Çünkü combat dediğin şeyi oyuncu böyle Battle Grid üzerinde parça parça oynamak istiyor. Ama Alkemi
ve Theater of the Mind dediğimiz o genel anlatım versiyonu buna çok yatkın değil. O yüzden insanların biraz anlatım takip etmesi gerekiyor. Anlatım takip ederek işte ben bunu yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Evet ya da hayır şeklinde artık bazı şeylerin basite indirgenmesi gerekiyor. O kısım bir şekilde anlaşılabilirse, idare edilebilirse güzel gider. Çünkü şey bile yok yani Battlebreed'i iyi organize edebilmek için tool bile yok. Yani bir şey var, background var. Background'ı taktikle çevirdiğin zaman background'ı blurluyor, üzerine bir şey getiriyor, grid getiriyor. Grid'e haritayı ekliyorsun ama bir bilir ne kadar uyar, ne kadar uymaz, oradan soru işareti. Onun üzerine bunun hani duvar çekmesi vesairesi var. Onların hepsi ayrı bir sıkıntı. Günün birinde o tool'ları da getirirlerse muhtemelen siteyi ve uygulamayı zorlayacaktır. Çünkü bunların hepsi ekstra kod, ekstra mekanik, ekstra görsel işleme. Çünkü senin duvar koyman demek aslında ışık mekaniği koyman demek programın içerisine. Böyle bu iş uzayıp gidiyor. Biraz daha böyle derli toplu bir hale geldiği zaman şöyle geniş bir açıdan size alkemiyi de anlatmak istiyorum. Belki hatırlarsınız bir zamanlar şey yapıyordum. Böyle işte farklı programları, farklı ortamları tanıttığım kesitler oluyordu. Bunu Foundry için yapmadım mesela. Foundry için yapmayı düşünüyor muyum? Aslında düşünüyorum ama hep düşünüyorum. Çünkü her zaman Foundry için şey var. Her zaman daha fazlası vardır diye bir durum söz konusu. Ama belki kısa bir video yapabilirim. En azından ben Foundry'yi nasıl kullanıyorum şeklinde bir anlatım yapabilirim diye düşünüyorum. Alkemi ile alakalı olarak da dediğim gibi birazcık daha eli yüzü toparlandığında Alkemi'yi de size güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde tanıtmak isterim. Şeyi hatırlamıyorum açıkçası. Wason'la alakalı ne video çektiğimi hatırlamıyorum şu anda. Yani orada Alkemi'yi yeteri kadar tanıttım mı, tanıtamadım mı? Yanlış hatırlamıyorsam böyle marketi falan biraz anlatmıştım. Ama o kadar. Daha güzel neler yapılabiliri daha böyle derin anlatabileceğim. Yani custom kısmını daha güzel anlatabileceğim bir videoyla karşınıza gelmeyi düşünüyorum. Şimdilik sanırım başka söyleyebileceğim bir şey yok. O yüzden bu videoyu da burada sonlandırabiliriz. Bayağı konuştuk yani, güzel de oldu bence. Yani Alkemi görsel anlamda bir çığır diyebilirim. Çünkü hani Fantasy Grounds'ı gördük. Foundry'de sen ne kadar uğraşırsan görsel var. Ama Alkemi sana hem görsel olarak hem ses olarak bir şeyler vaat ediyor. Ama bu kimi ne kadar tatmin eder? Bu da tabii tecrübeyle alakalı bir şey. Benim henüz o kadar tecrübem yok. Ama olduğu zaman tabii ki sizlerle bunu da paylaşacağım. O zaman ne diyoruz? Bir başka videoda, bir başka zamanda, belki yine bir başka kamera açısında ve muhtemelen daha az saçlar tekrar karşınızda olmak üzere görüşürüz.